Merhabalar. Bugün 9-13 yama notlarından bahsedeceğiz. Ligin en yeni şampiyonu Kirana'yı detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Bir önceki videoda bizi bekleyenlerden bahsetmiştim, tahminlerden bahsetmiştim. Fakat bu videoda artık daha detaylı bir şekilde yorum yapabileceğiz Kirana hakkında. Bunun yanında 4 tane yeni kostümümüz var. Bunlardan ilki Battle Boss Kiana. Aslında Battle Queen Kiana olarak gelebilirdi. Çünkü Battle Boss konsepti yanlış hatırlamıyorsam bundan önce Malzar'da vardı. Malzar mıydı yoksa Veigar mıydı? Karıştırdım şu an. Bunun yanında Yasuo'ya da geldi. Gelecek daha doğrusu 9-13 ile beraber. Ve Kiana'nın hikayesinin lore'unu düşürdüğümüzde yeni ırkın ufak prensesi veya kraliçesi tam net hatırlamıyorum. Bu kapsamda Battle Queen Kiana olabilirdi fakat muhtemelen skin konseptini, kostüm konseptini bozmak istemediklerinden Battle Boss Kiana isminde onay kılmışlardır diye tahmin ediyorum. Yeni bir başka yeni kostümümüz Arcade Caitlyn'de var. 1350 RP'ye satılacak. Legendary değil veya Ultimate bir kostüm değil. Fakat Prestige Edition olacak. Bunları da tokenlarla beraber biriktirdiğiniz event tokenlarıyla beraber alabileceksiniz. Bunun yanında Arcade Kai'Sa kostümü var. Ve Battle Boss Yasuo kostümü de gelecek 9-13'te mağazada rafta yerlerini alacak. Bunun yanında Teamfight Tactics diye yeni bir oyun modu duyurdu Riot Games 2 gün önce. Auto Chess gibi düşünebilirsiniz. Bununla da ilgili detaylı bir video, özel bir video yayınlayacağım kısa bir süre içinde. Şimdilik o odaklar, yoğunluklar, fokuslar daha çok Kiana ve Teamfight Tactics'te olduğu için şampiyon değişiklikleri bir hayli az gelebilir. Rotasyona yeni eklenen Illaoi var, Pyke var, Ujir var. Malphite yeniden, bir önceki yamada bahsetmiştim. Malphite yeniden listeye eklendi. Ujir'dan bahsettik. Wukong da yeniden eklendi listeye ve yeni bir eşyamız var, yeni bir item'ımız var. Burada aslında 3 tane gözüküyor. Şu an isim geçici isimlerine baktığımızda 451 451'i ortak olarak kullanıyorlar. Aslında 45-15, 45-16 ve 45-17 şeklinde. Bakalım bu itemler hangi itemların replace'leri olacak, hangi itemların yerine gelecek veya 3 tane item yeni item olarak mı shop'ta yer alacak? Bunu muhtemelen birkaç gün içinde öğreneceğiz. Şimdi başlıyoruz. Ligin yeni şampiyonu Kiana nasıldı? AD bir Assassin şampiyonu. Özellikle daha doğrusu elementler üzerinden güç alıyor. Çalı, nehir ve duvar üzerinden saldırılarını güçlendirebiliyor. Bunun dışında diğer yetenekleri bildiğimiz gibi skill shot, ileri atılma, işte ani hasar vesaire. Sadece Kiana'nın olayı, tüm esprisi toplayabildiği elementlerden geliyor. Şimdi taban manasına baktığımızda 320. 320 yeni çıkan bir şampiyon için oldukça düşük gelebilir veya şampiyonlar genelinde 320 manavuzu oldukça düşük gelebilir. Çünkü bir hesaplama yapmıştım galiba. 130 civarı. 130 olması lazım. Şu an sayıyı karıştırıyor olabilirim. Bu şampiyonların ortalamalarında sahip oldukları taban manavuzu 400'e yakın çıkmıştı. Tam net bir sayı söyleyemiyorum şu an. Hesabı unuttuğum için bayağı oldu. Fakat yeteneklerin mana bedeline baktığımızda mesela Q yeteneği 35 mana ve herhangi bir artış, azalış göstermiyor. Yani sabit 35 mana. W yeteneği 25, 30, 35, 40, 45 mana. İlk seviyeler için oldukça düşük, özellikle 25 ve 30 mana olması. E yeteneği 40 ve 45 mana. Ve ulti yeteneğinin de bedeli ise 100 mana. Zaten siz 6. seviyeye ulaşana kadar seviye başına mana 50 mana kazanacaksınız. Yani 6'ya ulaştığınızda ne olacak? 250 manınız olacak ve bu size 570 mana elde edecek. Bu sizi bir hayli rahatlatacaktır. Zaten seviye başı 50 mana kazanıyor olmanız büyük bir özellik, büyük bir ayrıcalık. Yani ayrıcalık demeyelim aslında. Dengelenmiş bir oran. Bundan sonra
taban MR'ı 32.1, yani 32 diyebiliriz buna. MR artış 1.25 ideal. Taban AD ise 64. AD artışı, seviye başına AD artışı 3. Bu da ideal gibi duruyor. Taban armoru 28. İdealin biraz üstü. Normalde 25-26 civarı olurdu. Normal bir şampiyon. Taban MR'ı 28'e çekilmiş. Daha doğrusu 28'de tutulmuş. Bakalım bu taban değerleri üzerinde bir değişiklik görecek miyiz önümüzdeki günlerde, ya da yayınlandıktan sonra hızlı bir hotfix gelebilir. Hızlı hotfix doğru olmadı aslında bu cümle içinde. Armor artışından bahsetmedik. 3.5 armor artışı baya yüksek aslında. Bir tank bir şampiyonun ihtiyacı olan armor artışı gibi. 3.5 oldukça yüksek. Bu biraz kırpılabilir. Tabancanın 5.590 bir hayli yüksek. Seviye başına aldığı HP 90. Bu da bir hayli yüksek. Yani neredeyse her seviye siz 100 can alıyorsunuz. Oldukça yüksek. HP yenilemesi 1.7. Bu da bir hayli yüksek. Niyeyse çok yüksek buldum ben bu değerleri. Evet. Bu biraz düşürülebilir. 1.2'ye çekilebilir. Çünkü taban armor zaten yüksek. Kazandığı AD artışı da yüksek. Aldığı can artışı da yüksek. Nerede o 90? Şurada. Bunun yanında bir de saniye 1.7 can yenilemesi. Pardon. Evet, saniyede 1.7 can yeniliyor. Oldukça yüksek, oldukça yüksek. Yani böyle bir şampiyonun Soraka'ya yakın bir can yenilemesi olması lazım. Soraka'ya yakın olmasa bile bir çok kırılgan, kendini savunamayan AD carry, bu klasta olan bir AD carry'nin can yenilemesine sahip olması beklenebilir, veya standart bir mid laner'ın can yenilemesine sahip olması beklenebilir. Seviye başına kazandığı HP yenileme artışı 0.13. Saldırı hızı 2.1. Taban saldırı hızından bahsetmemişler. Taban hareket hızı 335 ve saldırı menzili 150 olarak şimdilik hesaplanmış, eklenmiş diyelim. Bakalım bunlar ne kadar bir süre içerisinde değişiklik gösterecek, ya da belki değişiklik göstermeyecek, bunlar hep beraber göreceğiz. Şimdi pasifi. Diyor ki rakibi saldırı yaptığınızda 15-83 arasında, tabi seviyeli artış gösteriyor. 15-83 taban saldırı hızınızın %55'i ve sahip olduğunuz AP'nin %30'u kadar, yani hibrit bir hasar. Aslında hibrit bir hasar değil, fiziksel bir hasar uyguluyorsunuz ama bileşenleri hibrit, AD ve AP'den güç alıyor. Bu yeteneğin 25 saniyelik, daha doğrusu pasivinin 25 saniyelik bir bekleme süresi var. Fakat siz W yeteneğinizi aktif ettiğinizde, yani üzerinizde bir X elementi var. X elementi çalı elementi olsun. Çalı elementiyle pasif vuruşunuzu gerçekleştirdiğiniz düz vuruşunuzu düz vuruş ya da yetenek saldırınızı gerçekleştirdiniz. Hop, hemen duvar elementini aldınız. Sizin pasifinizin bekleme süresi sıfırlanıyor. Yani bir reset söz konusu var. Bu ileride can sıkıcı bir vaziyete gelirse, eğer bu pasifinin abuse edilmesi, kötüye kullanılması diyelim. Büyük ihtimalle Dark Harvest gibi bu 1,5 saniye ya da 2 saniyelik bir bekleme süresi olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şöyle, siz saldırı yaptınız bir rakibe, ondan sonra bir element değiştirdiniz. Hemen resetlenmesi yerine pasifinizi 1 ya da 2 saniyelik bir bekleme süresini indirgeyecek. Ondan sonra siz yine saldırınızı yapabileceksiniz. Yani pasifinin esprisi tamamen sahip olduğu elementleri trade etmesiyle, hemen çabucak değiştirmesiyle gerçekleşecek. Q yeteneği 35 mana ve 5 saniye. 5 saniye oldukça düşük. Oldukça düşük. Yani bir AD, tamam, AD diyorum. Assassin şampiyonun, daha doğrusu bundan Kiana'dan başka herhangi bir Assassin şampiyonun 5 saniyelik bir bekleme süresi yok herhangi bir skillinde. Bakalım bu bize neler getirecek. Yani Q yeteneği bir skill shot, ileri doğru kılıç
kılıç diyebilir miyiz buna? Silah, kılıç diyelim. Kılıcını ileri doğru atıyor. 85, 105, 125, 145, 165 ve taban eğrisinin %100'ü, yani %100 taban eğrisi kadar hasar veriyor. Ve ilk hedefin ardındaki hedeflere, yani artçı hasarları diyelim buna, 125 daha az hasar veriyor artçı hedeflere. W ile beraber, pardon, W ile beraber siz element aldığınızda, pardon, W ile beraber siz kendinizi işte enchant ettiğinizde, element değiştirdiğinizde ya da kendinizi elemental duruma getirdiğinizde bu yeteneğin bedeli diyorum, bekleme süresi sıfırlanıyormuş. Enteresan oldukça. Element üzerinizde herhangi bir element varken de aynı oranda vuruyorsunuz. 85, 105, 125, 145, 165, %100 taban AD. Fakat element adı üstünde yeteneğinizin, daha doğrusu sizin tüm espriniz, tüm işlevselliğiniz alacağınız, trade edeceğiniz elementlerle beraber geliyor. River, nehir elementi. Üzerinizde nehir elementi varsa Q yeteneğinizi kullandığınızda rakibi yerine mıhlıyorsunuz. Morgana Q gibi ya da Zyra E gibi rakibi yerine mıhlıyorsunuz ve 1 saniyeliğine %20 yavaşlatıyorsunuz. Bu yavaşlatma süresi decay over olabilir. Zamanla kaybolan bir yavaşlatmaya dönüştürülebilir veya yavaşlatmanın süresi değiştirilebilir veya root'un süresi değiştirilebilir. Oldukça efektif. Özellikle ilk seviyelerde güçlü bir power spike olacaktır Kiana'nın. O yüzden her türlü CC'ye ihtiyaç duyacak ve bu CC süreleri Kiana için oldukça önemli. Özellikle early game'deki potansiyeli açısından bu CC değerleri üzerindeki dengelemeler çok etkili olacaktır Kiana için. Duvar güçlendirmesi. Evet, duvar güçlendirmesi diyelim. %50 HP altındaki birimleri ilave olarak, yüzde değil, evet, ilave olarak 51, 63, 75, 87 ve 99 artı taban AD'nizin %60'ı kadar ilave hasar vuruyorsunuz %50 can altındaki birimlere. Tabi bunun bir bekleme süresi yok. Tabi aslında bekleme süresi var, fakat element değiştirdiğinizde sadece işte üzerinizde şu an duvar var, nehir aldınız, nehirin etkisi olacak. Çalı etkisi, çalı güçlendirmesi. Q kullandıktan sonra rakibin arkasında sizin görünmenizi sağlayan bir, burada görseli var mı? Evet. Q kullandıktan sonra rakibin arkasında sizin görünmez olmanızı sağlayan bir patika, bir rota bırakıyor. Patika demek daha doğru. Ve bu yavaşlama diyorum, görünmezlik size %20 hareket hızı kazandıracak ve 3,5 saniye boyunca geçerli. 3,5 saniye olması oldukça yüksek. Oldukça yüksek. Bu ileride nerflenebilir veya birkaç iyileştirme getirilebilir. W yeteneği sizin tamamen element değiştirmenize yardım ediyor. Herhangi bir saldırı kazandırmıyor. Fakat aktif ve pasif özellikleri var. Aktif özelliği nehir, duvar ve çalıdan işte element toplamanızı sağlıyor. 7 saniyede bekleme süresi var. Pasif özelliği silahınız, kılıcınız herhangi bir elemental yükün altındayken 120 atak speed kazanıyorsunuz. Süresi yok. Evet, süresi yok. Enteresan. O zaman pasifi size kalıcı bir şekilde 120 atak speed kazandırıyor veya elementi kullandıktan sonra sizin bu üzerinizden bu atak speed gidiyor. Neyse, tooltip'e bağlı kalalım. Üzerinizde herhangi bir element varken 120 atak speed kazanıyorsunuz ve yaptığınız saldırılar, yani spell saldırıları, skill saldırıları ve düz vuruşlar rakibe 8, 16, 24, 32, 40 artı %30 AP, 120 taban AD üzerinden bonus magic damage yapıyor. Yani oldukça hibrite benziyor.
Tabii AD olarak oynaması daha efektif aslında Kiana'yı. Fakat AD olarak oynadığınızda tüm skillerinizin AD vurması sizi biraz overpower kılar. O yüzden bu yeteneğinin pasivinin AD yerine Magic Damage'i vurmasının nedeni bu. Ve combat dışındayken, saldırı dışındayken üzerinizde bir element olduğunda 5, 6, 25, 7,5, 8, 75, pardon, %5, %6, 25, %7,5, %8,75 ve %10 hareket hızı kazanıyorsunuz. Oldukça güzel, işlevsel. Yani lane'e gitmesini hızlandıracak, takım savaşlarına dahil olmasını hızlandıracak bir pasife benziyor bu. E yeteneği 40, 45, 50, 55, 60 mana bedeli var. 12, 11, 10, 9, 8. Ultisi dışında en yüksek bekleme süresine sahip olan yeteneği bu. Çok basit bir mekaniği var. İleri doğru belli bir hedef doğrultusunda ileri doğru atılıyor. Şuradan görebilirsiniz. Poppy'nin E'si gibi düşünülebilir. Animasyonda bir hayli ona benziyor böyle. 70, 105, 140, 175 ve 210 artı %70 taban saldırı hızınız kadar hasar veriyorsunuz. Böyle bir yeteneğin aslında birazcık daha, yani bir 15 saniyeden başlamasını beklerdim. 12 saniyeden başlamış. Görelim ileride ne tür değişiklikler olacak. Ulti yeteneği tüm seviyelerde 2 dakika 120 saniye ve 100 mana bedeli var. Bir tane shockwave oluşturuyor. Belli bir skill shot, belli bir hedefe attığınızda bir shockwave yani şok dalgası atıyorsunuz ve rakipleri geriye doğru itiyorsunuz. Fakat şöyle bir özelliği var. Duvara, nehire veya çalıya isabet ettirdiğinizde ultinizi bu ulti bu elementlerle birleşip patlıyor, dağılıyor ve rakiplere 100, 170, 240 artı taban eğdiğinizin %170'i ve rakiplerin canlarının %10'u kadar maksimum health üzerinden hasar veriyorsunuz ve 1 saniyeliğine rakipleri stunluyorsunuz. Uzakta olan zannedersem artçı artçı birimler daha az süre stunlanıyormuş. Bu stun süresi muhtemelen 1 ila menzil odaklıdır. Menzil oranlı olarak hesaplanacak büyük ihtimalle. Yani şöyle, siz etrafınızda herhangi bir element yok. Aslında zemin olsaydı herhalde ground derlerdi. Wall demek yerine. Neyse. Etrafınızda herhangi bir element yok. Elementten güç alacağınız, daha doğrusu element kaynağı yok. Siz ultinizi kullandığınız rakipleri sadece ileri itiyorsunuz ve işte şu kadarlık bir hasar veriyorsunuz. Ama öyle mi? Hayır. Herhangi bir elementle etkileşim yapmadığında bu hasarı veremiyorsunuz anladığım kadarıyla. Tooltip'ten öyle anlaşılıyor. Ama etrafınızda nehir, yani nehirde bir savaş yapıyorsunuz veya duvar dibinde veya öteki element neydi? Çalı dibinde bir savaş yapıyorsunuz. Siz bu rakipleri bu elementler kapsamında bir duvara fırlatabilirsiniz. Daha doğrusu ultinizi bir duvarla birleştirebilirsiniz. Duvara çarptırabilirsiniz. Rakipler stunlanıyor. Maksimum 1 saniye diyelim buna. Ve %100, yüzde pardon, 100, 170, 240 taban eğdiğinizin %100'ü ve rakiplerin canlarının %10'u kadar hasar alıyorlar. Ve ulti ile çarpma noktası arasında anladığım kadarıyla böyle hesaplanabilen bir 1 saniyeden işte 5 saniye 0.5'e ya da 0.2'ye menzile göre azalan bir stun süresi var. Oldukça efektif, oldukça teamfightları değiştirecek gibi gözüküyor. Yani bir
Ulti ile böyle insanları şampiyonları stunlayabilen kim var? Büyük takım savaşı başlatabilen Malphite var ve Gnar var ve şu anki metayı düşündüğümüzde yani Malphite'ın biraz daha off meta kaldığı, biraz daha outdated kaldığı ve takımların bu iki şampiyondan kimi seçmek istediklerini sorduğumuzda büyük olasılıkla %90'lık bir oranla Gnar'ı seçeceklerini tahmin edersek, Gnar'ın da efektifliğini bildiğimizden böyle bir ultinin takım savaşlarına doğrudan etkisi olacağını söylersem yanılmam. Bunun yanında Qiyana'nın özel interaksiyonları varmış. VoiceOver'ı da varmış. Bunları YouTube'dan açarak izleyebilirsiniz. Yeni kostümü. Bedeli yazmıyor herhalde. 1350 RP üzerinden olur diye tahmin ediyorum. Yani çok broken gibi gözüküyor aslında. Temel özellik, taban özellikleri, taban setleri bir hayli yüksek. Yani bunlar düşürülebilir. Mesela seviye başına aldığı can artışı ya da seviye başına aldığı armor artışı. Başka hangisi gözüme batmıştı? Saniyede yenilediği can sayısı 1.7. 1.7 bir hayli yüksek. Yani büyük konuşmayayım. 1.7 saniyede 1.7 can yenileyen bir şampiyon var mı hatırlamıyorum. Belki ideali budur. Ben yanlış hesaplıyorum. Bundan sonra kozmetiklerimiz var. Kromalar olarak Battle Boss Qiyana'ya 7 kroma geliyor. Battle Boss Yasuo'ya 8 kroma geliyor. Arcade Kai'Sa'ya 8 kroma geliyor. 7 kroma. Bir tanesi de pardon. 7 kroma geliyor. Bir tane de League Partnership program için exclusive chroma geliyor. Arcade Riven'a bir tane chroma geliyormuş. Güzel. Miss Fortune'a ve Sona'ya da birer tane chroma geliyor. Bunların henüz görselleri eklenmemiş. Büyük ihtimalle bu akşam ya da yarın akşam eklenecektir diye tahmin ediyorum. Bir sürü sihirdar simgesi varmış. Masters Challenger Season 4 Icon. CN. Çin Ligi mi acaba? Bu neyin sihirdar simgesi anlamadım. Satılacak mı yoksa belli bir aktivite doğrultusunda mı verilecek? Herhangi bir fikrim yok. Arcade Kai'Sa, Arcade Caitlyn ve Arcade pardon Battle Boss Yasuo ikonları da var. Bunların yanında Poro ikonu var. İkinci bir Poro ikonu var. Miss Fortune ikonu var. Bir sürü arcade ikonu var. Bir önceki arcade bir önceki arcade kostümüne sahip şampiyonlar da düşünülmüş. Onlar için de birer sihirdar simgesi getirilmiş. Bir tane ward kostüm var. İsmi henüz yazmıyor ama arcade Poro ward olur muhtemelen. 4 tane de yeni emote'umuz var. Teamfight Tactics, evet, bundan ayrı bir videoda bahsedeceğim. Gameplay videosu olmasını istiyorum. Çekebilirsem gameplay videosu olarak yani oynanış videosu üzerinden aktarmaya çalışacağım size bu yeni oyun modunu. Yeni oyun modu dışında şampiyon değişiklikleri var. Illaoi uzun zamandır herhangi bir değişiklik almamıştı. Kaç herhalde bir 8-6 ama olmuştur. 9-10 şu an. 2019-13. Ama bu sene hiç bir değişiklik aldığını hatırlamıyorum. 13 yamadan fazla da olabilir. Yani Dünya Şampiyonası'nı da katarsak bir 15-16 yamadır en az değişiklik almıyordu. Yanlış da hesaplıyor olabilirim. Pasif yeteneği ne olmuş? Artık %60 AP oranı varmış. Yine bir hibrite dönüş. W yeteneği yeni bir özelliği varmış. Artık yapacağı minimum saldırıyı da tooltip'te skill açıklamasında gösteriyor. E yeteneği 10 saniyeden 8 saniyeye çekilmiş. Yani rakibin ruhunu sömürüyorsunuz ya, ruhunu alıyorsunuz, çekiyorsunuz. 10 saniyeden 8 saniye olmuş. Bakalım bu değişiklik
İllavi'ye hangi koridorda tercih edilmeyi itecek. Malphite değişikliklerinden bir önceki videoda bahsetmiştim. Pyke değişikliği var. Bakalım neymiş bunlar. Support olarak, yani support bir şampiyon. Support'tan ziyade top lane'de oynandı. MSI'de gördük. Zaman zaman mid'de de oynandı belli matchup'lar karşısında. Bakalım ne olmuş. Pasif yeteneği. W'suna geçmiş bu. Tamam, W'su şurada okuruz. Q yeteneği. Hasar yükseltilmiş. Harika. 75, 125, 175, 225, 275'ten 80, 140, 200, 160, 320'ye çekilmiş. Ve artık Q'ya bastığınız, yani anlık Q'nuz ve bekletmeli Q'nuzdaki hasar aynı olmuş. Yani siz evvelden nasıldı? Q'ya ani bastığınızda atıyorum 2 vuruyordunuz. Q'ya basılı tuttuğunuzda 4 vuruyordunuz. Bunlar artık aynı hasar vuracak. Q'ya anlık bastığınız anlık Q'da da, bekletmeli Q'da da. W yeteneği pasifinden buraya gelmiş. Ne olmuş? Ha, pasifindeki görünmeden can yenileme özelliği W'suna getirilmiş. Herhangi bir değişiklik olmadan. Kazandığı W'yu aktif ettikten sonra kazandığı hareket hızı değişmiş. %40'tan sabit %40'tı, artık seviyeyle beraber artıyor. 40, 45, 50, 55, %60, %0, 5 saniyelik %0'lık oranında değişmemiş. Enteresan. Bakalım bu Pyke'ın oynanışını nasıl değiştirecek. Ujir değişikliği. Q yeteneği. Taban hasarı değiştirilmiş. 30, 60, 90, 120, 150'den 30, 60, 90, 120, 150, 180. 6 seviye mi yükselmiş? 2, 4, 6. Rise özelliği gelmiş buna ya. Bunda böyle mi? 2, 4, 6. Evet. 2, 4, 6. Evet. Artık tüm skilleri ultide küçülme mi oldu acaba? 2, 4. 2, 4, 6. Tamam. İşin esprisi buradaymış. Atlamışım bunu. Artık tüm yetenekleri 6. seviyeye yükseltilebilecek ve bu yükseltme 16. seviyede başlayacak. Yani siz artık Q'nuzu 5 seviye yapmayacaksınız. 6 seviye yapabileceksiniz ama bunu yapabilmek için öncelikle 16. seviye olmanız gerekecek. Buna bağlı olarak da taban hasarı yükseltilmiş. Tabii düşündüğümüzde ilk seviyelerde aynı, 5. seviyeye kadar aynı, 6. seviyede yani yükseltme değil aslında, iyileştirme diyelim buna. 6. seviyede 180'lik bir AD kazanıyor. AD'si değişmiş bu arada. İlk seviyede düşülmüş 115, 130, 145, 160, 175 eski AD oranı bu muhtemelen. 180, 175, 6. seviyede 190, %190 olmuş. W yeteneği 60, 95, 130, 165, 200'den 60, 95, 130, 165, 200, 235 olmuş. Altın yeni seviyeye sadece işte kucaklayan böyle bir mini buff yapmışlar böyle. E yeteneği de muhtemelen aynı olacak. 5'in 6. seviyeye kadar aynı tutulacak. Evet, 6. seviyede %40'lık bir MS artışı var. MS duration'ı da 5. seviye 3, 5. seviye 3, 6. seviyede 3,25 olmuş. Ulti yeteneği bakıyoruz ne olmuş ultisinde. Konik hasarı değiştirilmiş. Ha, ilk seviyeden itibaren bir değişiklik var. Değişiklik var bunda. 50, 95, 140, 185, 230, 275 olmuş. Tik hasarı ne olmuş? Aynı tutulmuş. 6. seviyeye kadar. 6. seviyede de %60 olmuş. Bakalım bu ya Udyr aslında late game'i tabi
bir OTP kıvamında oynamıyorsanız, daha doğrusu çoğu oyun aslında 18. seviyeyi görecek kadar uzamıyor. Çok nadir oyunlar uzuyor ve genellikle bu 18. seviyeyi gören, zorlayan oyunlar düşük elo'lardaki maçlar oluyor işte. Silver oyunlar, gold oyunlar veya bir ihtimal plat oyunlar. Yüksek elo'daki oyunlar daha çok daha çabuk bir şekilde kar topu olduğu için comeback biraz daha zorlaşıyor ve büyük bir throw olmadığı sürece, büyük bir fırlatış olmadığı takdirde comeback gerçekleşmiyor. Bu düşük elo'lardaki oyunlar için Udyr bir Master Yi görevi görecek mi bu değişikliklerle beraber? Pek ihtimal vermiyorum çünkü bu değişiklikler ilk seviyeleri herhangi bir şekilde etkilemiyor. Sadece 16. seviyeden itibaren yeteneklerinizi yükseltebileceğiniz o skilllerinizin 16. seviyeden itibaren yeteneklerinizi yükseltebileceğiniz için ilk seviyelerdeki Udyr'ın durumu, Udyr'ın tutumu, Udyr'ın güç potansiyeli aynı. O yüzden bu değişikliğe ben çok bir anlam veremedim. Herhangi bir QOL yani Quality of Life değişikliği de değil. Enteresan bir değişiklik olmuş Udyr'a. Aslında yani bekleme süresini uzatıp taban yeteneklerini bufflasanız daha makul olurdu diye düşünüyorum ben Udyr için. Wukong'dan da bir önceki videolarda bahsettik. O yüzden yeniden değinmeye gerek yok. Ve yeni item. Bu yeni itemlar ne olacak bilmiyorum. Herhangi bir mevcut eşyanın yerine mi gelecek yoksa tabandan sıfırdan yeni birer item'ı bunlar. Hep beraber göreceğiz. Umarım bu hafta içerisinde bunun aseti gelir, hep beraber görürüz. 9-13 böyle. Kiana'dan bahsettik. Bir sürü daha değişiklik alacaktır. Muhtemelen sakıncalı gördüğüm tarafları var. Bunlar üzerinde oynanılacak mı, hep beraber göreceğiz. Yeni kostümler var. Teamfight Tactics. Bununla ilgili bir video gelecek yakında. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.